Dün aranızda tatsız bir hadise olmuş. İkiniz de halinizden memnun görünmüyorsunuz. Herhalde değiliz. Hadise buralara varana kadar niye oturup karşılıklı konuşup halletmediniz? Hayır Haluk, bu konuşma böyle olmaz. Selim büyük bir yanlış yapmış. Ali'ye çok ağır laflar etmiş. Ama anne bak, o da bana... Selin bir sus. Ben Ali'nin ne dediğiyle ilgilenmiyorum şu anda. Ben senin tavırlarından sorumluyum. Bak Ali'cim, ben Selin adına senden çok özür dilerim. Çünkü gerçekten telafisi mümkün olmayan laflar söylemiş sana. Ben sizi birbirinizle iyi geçinin diye dayatmada bulunamam. Ama iyi geçinmenizi çok isterim. Şimdi bu konuşma şöyle noktalanacak. Sen Ali'den özür dileyeceksin ve bir daha böyle bir şeye sebep olmayacaksın. Hepinizden özür dilerim. Özür dileyeceğin kişi orada kızım. Yüzüne dön, insan gibi özür dile. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Aslında dün ikimiz de ağır saçmaladık. Yani suç birimizde değil, ikimizde. Olanlarda bizim tayfanın da suçu var. Yani Selin ilk geldiğinde aramızı almadık ve Selin gerçekten arkadaşça yaklaşmıştı bize. Ama inan ki sana hiç zarar vermek istemedim. İnan benim için bir önemi yok. Eğer sen de beni affedebilirsen ben yeniden başlamak isterim arkadaşlığımıza. Utandırma beni. O zaman ben hazırladığım konuşmanın geri kalan kısmını yırtıp atayım. He, baksana şunların haline. İnşallah kalıcı bir durumdur tabii ki bu durum. Evet, tabii canım. O zaman mesele hallolduğuna göre hadi ailece kahvaltıya geçelim. Selin'cim, bu senin cezanı hafifletmiyor, bilgin olsun. Ya anne ya. Hadi kahvaltıya. Kuru özürle yırtacağını sandın değil mi? Ne? Biraz önce konuştuğum Ali bant kaydı mıydı? Annenle babamın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Neyden haberi olmayacak? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın, merak etme. Senin canını yakacağım. Korkma annen.